Aslında o günden öncesine girip olayların aslında akışını anlatmak ihtiyacı duyuyorum. Çünkü ben gezi olaylarında yaralanan, vurulanlardanım. O dönemde işte ayağımdan vurulduğum için hatta %43 engelli kaldım. Daha sonra bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, o dönem başbakandı, gezi olaylarına karışanlarla ilgili sarf ettiği sözlerle ilgili işte neydi bunlar? Tekrar hatırlarsak işte hain, vandal, çapulcu, ajan, kemirgen, dış mihrakların ajanı ve bunun gibi sarf ettiği sözlerle ilgili işte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'na suç duyurusunda bulundum ben. Bu suç duyurusunda bulunduktan sonra işte hayatımda olağan dışı şeyler yaşadım. Bu olay da onlardan biri aslında. 30.11.2017 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'na suç duyurusunda bulunduktan sonra 13 gün sonra evimden bir gün çıktım aracımla 11 suları falan, 10-11 suları falan. Yolda gidiyorum, bir tane Ford Transit Connect gri renk önümde birden durdular, 2-3 tane genç indi. Kimliklerini gösterdi, polis olduklarını beyan ettiler. İşte Aydın Bey, hakkınıza bir ihbar var, bizimle karakola gelmeniz lazım dediler. İşte ben de bizi takip edin dediler aracınızla. Ben de araçlarının peşinden gidiyorum. Aşağıda bir caddeye indiler, evimin yakınında bir caddeye indiler, dere yolunda. Sağda büyük bir kalabalık olduğunu sonradan fark ettim. Hiç polis şeritleri çekilmiş, ambulans, itfaiye falan var orada. İşte orada durdular. Ben de o sırada onlarla durdum. Aracımızı park ettik. Dedi burada bir 5 dakika işimiz var. Halledelim gidelim. Yani bir polis şeridi çekildi. Orada oraya geçtiler. Bir kişi de arkamdan yürüyor. Beni de yani yürüterek oraya doğru sürüyorlar. O sırada sol tarafta kalabalıktan bir yaşlı bir kadın dedi ki oğlum gitmeyin, orada bombalı araç varmış dedi. Yani ben de o sırada orada çakıldım kaldım böyle. Aklıma o anda Tahir Elçi yeni öldürülmüş. Ya böyle durdum kaldım böyle. Ama ne gidebiliyorum ne gelebiliyorum. O arkamdaki de beni hafif omzuyla iterek gidiyor. Ben gitmedim, öyle kaldım. Aklıma o an telefonumu açtım. Dedim bunların resimlerini çekeyim polislerin. Resimlerini çekerken birisi arkadan sert bir şekilde, sert bir cisimle vurdup ağzımı da tutarak beni yere yatırmaya çalıştı. Ama o sırada kulağıma da şu sözleri, küfürler, hakaretler ederek diyor ki biz de seni bekliyorduk. Bilmem ne işte küfürler, hakaretler ettiler. Beni orada ters kelepçe yaptılar. Yerde yüzüstü yatırdılar. Ayağı kaldırdılar. Yüzümün bir kısmı betona çarptığı için kızardı. O sırada işte daha sonra ifadelerinde şüpheli olarak ismini verdiğim, o dönem emniyet müdür yardımcılarından biriymiş. Arabanın beni bir polis aracının içine koydular ama kapısı açık. Orada 3-4 tane direkt yüzüme vurdu. Ağzım falan da kanadı o sırada. Resmimi çekti 3-4 tane. Birileriyle konuşuyor resmi çektikten sonra. Dedi ki bunu götürün dedi. Canını almayın, gelip ben alacağım dedi. Daha sonra öğrendim. Beni götürdüler işte bir odaya. 3 gün orada yani bana türlü türlü işkenceler, hakaretler. İşte asıl getirilme nedenimi ben olaydan sonra anladım. İşte akşamleyin geldi bunlar 7-8 gibi kalabalık bir grup. İşte bir ifade hazırlamışlar. İfadeyi imzala dediler. Bu su iç tuhlu içinde bitsin dediler. Neydi o ifade, ben okudum. Yani aslında güya o bombalı aracı benimmiş. Ben getirmişim oraya. Aracıma dokunmayın diye bağırmışım, koşmuşum. İfadede aynen bu ki, koşarak örgütsel sloganlar atmışım. Bunları imzalatmak istediler. Ben bunu imzalamam dediler. Tamam dedi, sen bilirsin dedi. Beni onda 3 gün ailemle, çocuklarımla, başka bir türlü şeylerle tehdit ettiler. 3 gün türlü türlü işkence yaptılar. Ben de işte daha sonra ailem bunu birkaç yere haber verince, o zaman işte dönemin milletvekili Barış Yarkadaş meclise benim hakkında soru önergesi verince işte Aydın Aydoğan'a ne oldu diye. Üçüncü gün beni alelacele savcılığa çıkarıyorlar. Savcılık ifademden sonra işte olayla bir bağlantımın olmadığı anlaşılınca savcı bey
tutuklama şeyini kaldırıyor fakat soruşturma devam ediyor. Orada terörden yargılandım yani. Oradan da beraade, orada da kovuşturmaya gerek yok yasını aldık daha sonra savcı beyden. Savcılık soruşturmaya gerek yok dedi, daha sonra kovuşturmaya gerek yok dedi, itirazlarımızı kabul etmedi. Daha sonra ben bununla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptım. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hakkımda ayrıntılı bir şekilde açıkladığı üzere etkin bir soruşturma yapılmadığı, kişinin olayla ilgili araç plaka numaralarını vermesine ve kişilerin görüntülerini vermesine rağmen savcılığın asıl görevi olan soruşturmanın genişletilerek yapmadığı için, etkin soruşturma yapılmadığı için dosyayı tekrar iade etti. Dosya tekrar aynı savcının önüne geldi. Aynı savcının önden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı o zaman Ekrem Aydıner dosyayı alıyor. Dosyaya ben tarafım diyor. Dosyayı alıyor bir şekilde işte. Dosya 2,5 yıldır Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında bekletiliyor. Daha sonra yeni bir başsavcı geldi. Şimdi onun önünde. Dosyayı adli tıpa gönderdiler. 2023'ün ikinci ayında gittim muayene oldum. Yani ne kadar geçmiş? 2 sene geçmiş neredeyse. 2 senedir adli tıp ihtisas kurulunda bekletiliyordu dosyam. Sürekli gidip sorduğumda da işte dosyada en son bana söyledikleri bir karar var. Biz sizle ilgili bununla ilgili bir bilgi veremeyiz dedi adli tıp. Savcılıktan yazı getirmeniz lazım dediler. Savcılığa gittim, ben dosyayı görmek istiyorum dedim. Bir dilekçe yazın bize dediler. Bir dilekçe yazdım. Yazdıktan 3-4 gün sonra pazartesi veya salı beni savcılığın sekreterliğinden aradılar. Aydın Bey, adli tıp raporunuz geldi. Gelin bir örneğini alın dediler. Adli tıp raporu 27-28 sayfa geniş kapsamlı bir şey fakat olayla bir illiyet bağının kurulmadığına karar vermiş. Ben de şunu sordum yani savcı bey gittim dedim yani 7 yıl sonra işkence izi mi kalır ya? Yani ben olay zamanı zaten bütün raporlar var dedim. Yani biz söylemişiz. Sadece işte adli tıp raporunda çenedeki kısıtlılık halen devam ettiğine dair yazı vermiş. Çünkü o zaman bana vurduklarımda dişlerimin bir kısmı zarar gördü. Hala şu anda implant tedavisi yapıyorum. Hala yani en son orada çene kemiğinde bir çatlak olduğu için çakılan implantlar da düşüyor sürekli. Hala mesela şu anda onunla uğraşıyorum. Yani 5 yıl sonra düşen implantlarımızı tekrar yaptırıyoruz. İşte bununla ilgili savcılığın daha sonra bize geçen hafta tebliğ edildi. Geçen hafta cumartesi günü 16.10'da tebliğ edildi. Kovuşturmaya gerek yok diye bize savcılık yazı gönderdi. Gerekçe işte adli tıp raporunu göstermiş. Yani bir soruşturma açılması için adli tıp raporuna gerek yok ki zaten olayla ilgili. Olayda sadece darp yok ki. Hakaret, tehdit. Biz bunları tek tek anlattık. Aslında savcılığın yapması gereken olay anında götürüldüğüm karakolların araç plakalarıyla ilgili geniş bir etkin bir soruşturma yapıp o kamera görüntülerinden, MOBESE görüntülerinden yani olayı tespit edip soruşturmayı başlatması lazım. Biz 7 yıl sonra yapmadıkları bir görevle ilgili neden yapmadınız diye sadece soruyoruz. İşte biz bu sefer de diyor adli tıp raporunu şey yapıyoruz, göz önüne alarak illiyet bağı kurmadığımız için hafif yani kişinin hayatını etkileyecek şekilde olmadığı demiş işkence izleri. Tamam işkence var ama bunun hayatını olumsuz etkileyecek bir şekilde olmadığını kararını vermiş adli tıp raporu. Yani ne yapalım bizi o gün orada sakat bıraksalardı. Yani vurdukları işkence izinden dolayı ağır bir engelli olduğumuz zaman mı bize bir adli tıp raporu uygun verecekti? Savcılık da buna istinaden soruşturmaya başlatacaktı.